Şimdi arkadaşlar sırada dilin işlevleri var. Dilin işlevleri önemli. Yazılı sınavlarda çokça karşımıza gelir çünkü aklınızda olsun. Bunlar hangileri bir görmek lazım. Göndergesel işlev, heyecana bağlı işlev, alıcıyı harekete geçirme işlevi, kanalı kontrol işlevi, dil ötesi işlev ve sanatsal işlev olmak üzere. Bunları şimdi teker teker bir konuşalım, örneklendirelim. Başlığımız dilin işlevleri olacak. Alt başlığımız işlevleri. Bir diyelim şimdi göndergesel işlev. Göndergesel. Göndermek kelimesi bize bir ipucu versin. Herhangi bir bilgiyi aktarmak veya göndermektir. Eğer metinde bilgi aktarımı varsa, bir açıklama varsa dil burada göndergesel işlevde kullanılmış olur. Bu bilgi aktarımı tarih olur, coğrafya olur veya herhangi başka bir bilimsel bilgi olabilir, hiç fark etmez arkadaşlar. Herhangi bir bilgiyi aktarırsam ne diyelim mesela? Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu. Dediğim zaman arkadaşlar bilgi aktarmış mıyım? Evet, aktardığım için de göndermişim bilgiyi, yani göndergesel işlev olacaktır. Bu şekilde bilgi varsa, açıklama varsa dil göndergesel işlevde kullanılmıştır diyebiliyorum. İkinci olarak heyecana bağlı işlev 2 diyelim. Heyecana bağlı işte. Buradaki heyecan kelimesi bir ipucu versin. Heyecan derken özellikle bir duygu ifadesi varsa, ki ünlem cümleleri tamamen bunun örneğidir. Duygu derken neyi kastediyoruz? Heyecan, şaşkınlık, korku, sevinç, mutluluk, üzüntü gibi bütün buradaki duyguları anlatan işlev demektir. Ne gibi? Diyorum ki, aman, dikkat diyelim. Yemek taşacak. Bir heyecan var mı? Evet var arkadaşlar. Öyle olduğu için heyecana bağlı işlev olacaktır. Başka örnek, seslenme olabilir. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker diyelim mesela. İçin toprağa düşmüş asker. Benzer şekilde arkadaşlar ki ünlem işaretini zaten kullanabiliyoruz. Gene bir seslenme vardır, bir ünlem cümlesi vardır. Öyle olduğu için direkt heyecana gidebiliyoruz. Üçüncü alt başlığımız alıcıyı harekete geçirme işlevi. Üç diyelim dilin. Alıcıyı harekete geçirme işlevi. Şimdi biliyoruz ki iletişimde gönderici var, alıcı var. Alıcı kim? İletiyi alan kişi demektir. İletiyi aldığı zaman harekete geçiyorsa, bir hareketlilik varsa, yani davranıyorsa, davranış sergiliyorsa, o zaman dil bu işlevde kullanılmıştır diyebiliyoruz. Burada özellikle emir kipindeki cümlelerin, ifadelerin hepsi bu kapsama girer. Diyorum ki dışarı çık, içeri gel, şunu oku, lütfen buraya çöp dökmeyiniz gibi bütün bu örnekler arkadaşlar alıcıyı harekete geçirme işlevi olur. Çünkü ben bunu söyleyince artık alıcı harekete geçecektir. Dışarı çık diye yazdım mesela bakın. Deyince bakın direkt çıkacaktır. Harekete geçecek demek istiyorum. Yani emir kipli cümleler bu kapsama girecek, aklımızda olsun. Başka da bir ayrıntısı yok zaten. 4 diyelim şimdi kanalı kontrol işlevi. Kontrol işlevi. Burada gönderici bilginin ulaşıp ulaşmadığını, iletişimin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek için burada kanalı kontrol işleminde dili kullanır. Ne gibi? Der ki, sesimi duyabiliyor musunuz? Konu anlaşıldı mı? Ödevler yapıldı mı? Diye bakın hep bir ölçmeye, kontrol etmeye çalışıyor. Bu şekilde olduğunda dil kanalı kontrol işleminde kullanılır. Sesimi duyabiliyor musunuz? Ya da ne bileyim, ödevler yapıldı mı? Gibi. Yani bir cevap beklentisi olması gerekecek arkadaşlar. Bir diğer işte dil ötesi işte buna 5 diyelim şimdi. Dil ötesi işte ile göndergesel işte yakın durabilir, bir benzerlik taşıyabilir. Farkını söyleyeceğim ama önce bir açıklamak lazım. Dil ötesi derken bu sefer gene bir bilgi aktarımı var. Ancak buradaki bilgi dil ile ilişkili bir bilgidir. Eğer aktarım veya açıklama veya bilgi aktarımı dediğimiz gibi dil ile ilişkili ise işlev dil ötesi işlev olacaktır. Dil dışında ise göndergesel işlev olacaktır. Türkçe hakkında ben bir örnek vereyim, bir bilgi vereyim. Diyorum ki mesela özneyi bulmak için özneyi
bulmak için yükleme kim ne soruları sorulur. Buradaki bilgi aktarımı var mı? Evet var, ama buradaki bilgi aktarımı dil ile ilişkili olduğu için buradaki işlev dil ötesi işlev olacaktır. Eğer dil dışında bilgi aktarmışsam göndergesel işlev olacak arkadaşlar. Başka bir örnek. Diyorum ki sıfat isimleri nitelemeye belirten sözcüklerdir. Dediğim zaman sıfatlar hakkında bilgi vermişim ki sıfat zaten bir Türkçe sözcük türüdür. Öyle olduğu için de dil ötesi işlevde kullanmış olurum ben dil arkadaşlar. Bu şekilde ayrımı çok rahat yaparız. Ve son olarak sanatsal işlev vardır. Sanatsal işlev derken kastettiğimiz aslında tamamen şiirlerdir arkadaşlar. Herhangi bir şiir gördüğüm zaman burada dilin şiirsel işlevi diye de geçer zaten. Dilin sanatsal işlevde olduğunu bilmek lazım. Herhangi bir şiir fark etmez. Bir tane örnek yazalım. Bir dörtlük. Demiş ki şair, gurbetten gelmişim. Yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Devamında daha sürer işte. Aman perdeleri görmesin gözüm diye devam eden güzel bir şiirdir arkadaşlar. Şiir olduğunda burada dilin şiirsel işlevde veya sanatsal işlevde kullanacağını görmek lazım. Kabaca toparlıyorum arkadaşlar. Bakın bilgi aktarımı varsa göndergesel işlev, ama buradaki bilgi dil ile ilgili bilgi olmayacaktır. Dil dışında bilgi olacaktır. Eğer bir ünlem cümlesi varsa, seslenme, kaygı, korku, heyecan, telaş, üzüntü, keder, sevinç vesaire varsa heyecana bağlı işlev olacaktır. Eğer ileti alıcıya verildikten, sunulduktan sonra alıcı harekete geçiyorsa, bir emir cümlesi varsa, çık, get, git, gel, gör, gez vesaire her neyse artık fark etmez, alıcıyı harekete geçirme işlevi olur. Eğer bir cevap beklentisi varsa, bir soru biçimine dönüştürülmüşse buradaki dil, yani bir kontrol etme çabası varsa, işte az önce örnekleri verdik zaten, o zaman dil kanadı kontrol işleminde olacaktır. Eğer bilgi aktarımı dil konusu ile ilişkili ise dil ötesi işlev ve son olarak bir şiir varsa eğer sanatsal işlev olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar dilin işlevlerini görmüş olduk. Bunu önemseyin derim çünkü yazılı sınavlarda mutlaka bundan soru gelecektir arkadaşlar. Bu şekilde dilin işlevleri bitmiş oldu.